Günaydın Test TV izleyicileri. Ben Ebru Doğdu. Bir Post Amerika programı ile daha karşınızdayım. Bugün 17 Aralık 2020. Amerika ve Türkiye'de manşetlerde neler var bir bakalım. Tahmin etmesi çok zor değil. Tabii ki aşı ile ilgili haberlerimiz var. Amerika'daki yoğun kar yağışı ile ilgili haberlerimiz var. Chicago Sun Times ile başlayayım. Women demands justice for botched CPD raid. Amerika'da çok duyarız biliyorsunuz polis yanlışlıkla siyahi bir vatandaşın evine girer, onları çok zor durumda bırakır. Yine aynı tarzda bir haber bu da. And Janet Young gets apology from blindsided mayor after police body cam video shows Chicago cops invaded wrong home, handcuffed her naked. Yine vatandaşlardan bir tanesi bahsettiğim gibi bir hadise yaşıyor ve belediye başkanından özrünü alıyor. Daily News, evet demiştim, hava durumuyla ilgili de haberlerimiz, manşetlerimiz var bugün. Dün New York Bronx'ta bir manşet görmüştük. Restoranlar işte dışarıdaki koydukları masaları ya da dışarıya yaptıkları mimari şeyleri tekrar topluyorlardı. Yine gerçekten de çok zor durumda kalınmış. Blizzard of BAHS, Army of City Sanitation Trucks were on the move Wednesday as the city was expected to be buried under the biggest snowfall in years. Yıllardır böyle bir hava durumu beklenmiyormuş. O yüzden manşette de gördüğünüz gibi kamyonlar hepsi görev başındalar. Los Angeles Times maalesef yine hastanedeki dolulukla ilgili bir manşet yapmış. State hospitals in critical condition. A patient is taken to the ICU to be intubated and placed on a ventilator Tuesday at Providence St. John's Health Center in Santa Monica. In Southern California, just 0.5% of ICU beds remain available. 0.5 oranında bir sadece yoğun bakımda müsaitlik varmış. Çok kötü bir yüzde bu. Anil Meza, an ER nurse at Riverside University Health Systems, hugs daughter Naima Villa, 11. Meza is 6 months pregnant with her second child. Manşetin hemen altında bir anne ve kızın birbirine sarılmasını görüyorsunuz. Kendisi bir acil servis hemşiresiymiş ve kızını da çok uzun süredir göremiyor. Çünkü 6 aylık hamile ve tabii çalışma koşullarından dolayı ailesinden uzak kalmış bir anne daha görüyoruz. Los Angeles Times'da hepimizin bir Noel Baba sevgisi vardır değil mi? Bir Noel Baba görüyoruz ama bu yılki Noel Baba'ya tabii çocuklar dokunamıyorlar bile pandemiden dolayı. For visits with Santa, it's look but don't touch. Socially distant, Saint Nick gets creative with appearances in person and via video. Seneye inşallah bunların hepsi geçecek. The Boston Globe'a geçiyorum. A Copley Square spruce up and maybe more. The Walsh administration is embarking on a possible makeover for Copley Square, one of the city's most recognizable and popular public spaces, and is soliciting ideas that range from modest upgrades to a major redesign. The square has been redesigned a few times over the years. Copley Meydanı daha önce de çok restorasyon görmüş ama bu yıl yine bir makeover yapılıyor. Tekrar bir düzenleme yapılıyor ve şehrin de en güzel meydanlarından biridir. Congress gets close on $900 billion stimulus. Plan includes individual checks, business loans. After months of stalemate, congressional leaders Wednesday were on the verge of cementing a roughly $900 billion stimulus deal to deliver emergency aid to individuals and companies devastated by the toll of the worsening pandemic, racing to finish the details and stave off a government shutdown. The momentum indicated that relief could soon be on its way for individuals and businesses.
Bireyler ve işletmeler için iyi bir haber bu. İşletme kredileri, bireysel çeklerle ilgili. Aylar süren çıkmazdan sonra kongre liderleri çarşamba günü kötüleşen salgının bilançosundan harap olan kişi ve şirketlere acil yardım sağlamak için yaklaşık 900 milyar dolarlık bir teşvik anlaşmasını sağlamlaştırmanın eşiğindeler. Umarız iyi haberler gelecektir. Dünyanın bekleyişi diyor gördüğünüz gibi manşette. Yalnız bu bekleyiş sadece aşı bekleyişi değil burada kastedilen. Biliyorsunuz siparişler veriyoruz evden artık mecburen gidip alışveriş yapamadığımız için. Fakat eskiden bir sipariş verdiğimizde 1-2 günde evimize ulaşıyorsa şimdi haftalar hatta artık aylarca bekleniyor. Mesela mobilya sektöründe böyleymiş. Jordan Mobilya şirketinin deposunun bir fotoğrafı. At Jordan's furniture above the warehouse is in Taunton. Orders that once went out in weeks are routinely taking months. First it was groceries and toilet paper, then home improvement supplies, supporting goods and furniture. Eskiden birkaç haftada yerine ulaştırabildikleri mobilyaları şimdi artık aylarca ulaştıramıyorlarmış. The New York Times'da yine karla ilgili bir manşet var. Snow sweeps up the coast. The first major winter storm of the season shut down virus testing sites and schools from Virginia through New York. Virginia'dan New York'a bu hava koşulları virüs test yapılan bölgeleri de çok etkiledi. Okullar da aynı şekilde etkilendi. New York Times ikinci haberinde yine bir milyar dolarlık yardımdan buradaki haber 1 milyon dolarlık 1 milyar dolarlık harcamayı yapan New York'un aslında bu harcamayı artık geri ödemesini istediğiyle ilgili. $1 billion spent on virus gear. Now New York wants a refund. As the coronavirus ravaged New York this spring, state officials faced a terrifying prospect. Casualties were mounting and the reserve of ventilators and masks was dwindling. As doctors considered rationing life-saving treatment, the state rushed into $1.1 billion in deals for supplies and equipment. Now New York wants much of that money back. New York'taki tabii ki son gelinen nokta çok kötü biliyorsunuz. O yüzden de bir sürü ekipman sipariş verildi ve bunlar için çok ciddi bir para harcanmış. Bunların geri ödemesini istiyorlar. Yine New York Times'dan inoculations at nursing homes face an obstacle over consent. Biliyorsunuz ki bakım evleri çok önemli aşıda. Öncelikle bakım evlerini sağlık çalışanlarını aşılamak istiyor biliyorsunuz her ülke. Fakat bu demek değil ki bakım evlerindeki vatandaşların hepsi aşı olmak istiyor. Onlardan da karşı çıkanlar var. Hatta onlar arasında hastalananlar var, hastalananlar, bakıcılar var. Dolayısıyla aslında bu aşılamanın istenildiği kadar hızlı olmayabileceği ve bir takım engellerle karşılaşabileceği söyleniyor bu haberde. Some residents and staff members balk at vaccinations demiş. Yine New York Times'dayım. Bugün New York Times'ın ilk sayfasında çok haber vardı. Bu seferki haber de Çin'den. Yine bir Çin-Amerika yarışı var ama aşıyla ya da virüsle hiçbir alakası yok. Bunun bu A ile ilgili. China takes rivalry with US one step further to the moon. China may have been a latecomer to the moon, but when its capsule full of lunar rocks and soil returned to Earth early Thursday, it set the stage for a new space race over the coming decades. This time, it will be a competition over resources on the moon that could propel deeper space exploration. Önümüzdeki yıllarda yeni bir uzay yarışı için sahneyi hazırlayın diyor. Bu sefer aydaki kaynaklar üzerinde bir savaş yapılacak. Çin aya Amerika'dan daha geç gitmiş olabilir ama bu sefer de kaynaklarla ilgili
bir yarışa girecekler gibi görünüyor. The Washington Times'a geçelim. Biden'la ilgili bir manşet var. Biden faces tightrope with next Congress. Even with victories in Georgia, thin party margins will force balancing act. Biden biliyorsunuz defalarca aslında zafer kazanıyor ama yine de Kongre'de önümüzdeki günlerde zorlanacağı alanlar var. Şimdi bir sonraki haber Biden'ın eşiyle ilgili. Kendisinin doktora unvanı var ve bu unvanı kullanmak istiyor. Fakat ona Dr. Jill Biden denmesini kimi kesimler biraz snobluk olarak algılamış. Yani hani kendi beğenmişlik olarak bazı kesimlerinde farklı yorumları var. Jill Biden holds a doctorate in education, but her insistence on being referred to as Dr. Jill Biden has touched off a political and media uproar over whether that makes her a courageous feminist role model or a pretentious credential snob. Wall Street Journal'a geçelim. Shoppers cut back spending as COVID spreads. Evet, gidemiyoruz değil mi alışverişe? Alışverişe gidemediğimiz için tabii ki bu sektörü de çok etkiliyor. Burada bir takım yüzdeler verilmiş. Geçen yılki Kasım ayı yapılan alışveriş ile bu yılki Kasım ayında yapılan alışverişler tabii ki düşüşte. US retail sales, a measure of purchases at stores, restaurants and online, dropped a seasonally adjusted 1.1% in November from the prior month, the Commerce Department said on Wednesday. October sales were revised to a decline of 0.1% from an earlier estimate of a 0.3% increase. Sales were up by 4.1% in November when compared with the same month a year ago. Bu arada online alışveriş yapmak da tabii ki çok çok yükseldi. Ama kendimizin gidip yaptığımız alışverişlerde ve tabii ki restoranlarda çok ciddi bir düşüş var. Bir sonraki haber Coca-Cola ile ilgili sevgili seyirciler. 20 yıl önce Coca-Cola'nın bir davası vardı ve bu dava için 192,5 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Ne davasıydı bu? Irkçı bir yaklaşımı varmış siyahi çalışanlarına karşı ve bu kanıtlanmış. Ve kendisi bir söz vermiş marka olarak. Demişler ki bundan sonra bu konuda daha dikkatli olacağız ve siyahi çalışanlarımızın sayısını yükselteceğiz. Fakat bu sözü de tutmamış. Coke's elusive goal, boosting its black employees. 20 years ago, Coca-Cola agreed to pay $192.5 million to settle a race discrimination class action lawsuit, one of the largest such settlements in U.S. history. Though the company didn't admit the allegations had merit, Steve Bucciarati, the soda giant's first director of workplace fairness after the lawsuit, said the facts were irrefutable. Amerika'dan haberlerimiz, manşetlerimiz bu kadar. Şimdi bakalım Türkiye'de neler oluyor. Ama öncelikle koronavirüs tablosundan başlamak istiyorum. Türkiye COVID-19 hasta tablosunda test sayısı 205.397, vaka sayısı 29.718, hasta sayısı 4.893, vefat sayısı 240, iyileşen sayısı 29.922. Daha iyi tablolar, daha iyi tablolar istiyor gönül değil mi? Biraz daha sabır diyorum ve Hürriyet manşetiyle başlamak istiyorum sevgili seyirciler. 7 sayfada 500 mobbing. Antalya'nın Kumluca Devlet Hastanesi başhekiminin görev yerlerini terk eden iki hemşireye verdiği ceza pes dedirtti. Hemşirelere 500 kere ben salağım, servis işimden başka servise gittim cümlesini yazdırdı. Hemşireler 7 sayfa tutan metni başhekimin ısrarı ile kaleme alınmıştır notu düşerek imzaladı. Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı arkadaşlarımız hata yapmış olabilir ama cezası böyle verilemez dedi. Dayanamayacağım bir yorum yapacağım. Bence bu doktor hanımefendiye de
şöyle yazdırılmalı 1000 kere: ben bu title'ı hak etmiyorum. Yani ben bu ünvanı, doktor olma ünvanını hak etmiyorum diye 1000 kere yazdırılabilir bence. Korona işte böyle yayılıyor. Yaşanan iki örnek kısıtlamalara rağmen virüsün nasıl yayıldığını ortaya koydu. İstanbul'da yasa dışı işletilen kumarhane kampı kuruldu. Sokağa çıkma yasağının başladığı cuma akşamından yasağın bittiği pazartesi sabahına kadar işletilen kumarhanede 26 kişi polis baskını ile yakalandı. Hafta sonu kısıtlamaları sırasında Ankara'da iki aile iki daireyi kapılarını açarak birleştirdi. Apartman koridoruna halı seren vatandaşlar halay çekti. Halay çekenler birbirine korona bulaştırdı. Gerçekten trajikomik. Böyle müttefik mi olur? Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin JATSA yaptırımlarının ilk kez bir NATO ülkesine uygulandığını söyledi ve ekledi: bu nasıl bir ittifaktır? Bu nasıl bir müttefikliktir? Burada maksat üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir. Bu konuda Sayın Erdoğan'ın açıklamalarını birlikte izleyelim. Çok net ifade ediyorum. Bakınız, 2017'den bu yana JATSA konusunda hiçbir ülkeye, Türkiye'den başka bu yaptırım, yani bu JATSA uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır. Bu nasıl bir ittifaktır? Bu nasıl bir müttefikliktir? Bu karar ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır. Kararın gerekçesi nedir? Gerekçe, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almış olmasıdır. Peki Türkiye bu yola niçin başvurmuştur? Çünkü Amerika çok uzun zamandır kendi elindeki hava savunma sistemlerinin ülkemize satışına izin vermiyor. Kaldı ki F-35 uçaklarının 1000'e yakın parçasını Türkiye üretiyor ve Amerika'ya veriyor. Senato'da çıkan engellerin yanı sıra bu sistemleri almak için istediğimiz şartların hiçbirini de karşılamayan Amerika, biz ihtiyacımızı başka bir yerden karşıladık diye yaptırım silahını çekmiştir. Önümüze konan Türkiye'nin S-400 alması ve bu sistemin hiçbir teknik izah getirilemeyen F-35'ler için paranın büyük bir kısmını verdiğimiz halde tehdit teşkil ettiği iddiası sadece bir bahaneden ibarettir. Asıl amaç, ülkemizin savunma sanayinde son dönemde başlattığı atılımların önünü keserek yeniden bizi mutlak olarak kendilerine bağımlı hale getirmektir. Üstelik bunu kendi yayınladıkları raporlarda alenen belirtiyorlar. Biz en başından beri muhataplarımızın karşısına S-400 konusunda endişeniz varsa gelin teknik çalışma grubu kuralım, sorunu diyalog ve diplomasi yoluyla çözelim teklifiyle gittik. Fakat belli ki maksat üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir. Şayet S-400 konusu olmasaydı, başka bir gerekçeyle benzer yollara başvurulacağı anlaşılıyor. Peki şimdi ne olacak? Biz kendi işimize bakacağız. Savunma sanayimizi her bakımdan bağımsız hale getirmek için dünkünün iki kat fazlasıyla çalışacağız. Savunma Sanayi Başkanlığımızın projelerini hızlandıracağız. Savunma sanayi firmalarımıza daha çok destek olacağız. Tıpkı daha evvel yaptırım kararı alınan bakanlarımıza yaptığımız gibi Savunma Sanayi Başkanımız İsmail Demir'e ve ekibine daha çok sahip çıkacağız. Kamu kurumlarımızla, vakıf şirketlerimizle, özel sektörümüzle yakın işbirliği içinde yolumuza devam edeceğiz. Üstelik ülke olarak böyle bir durumla ilk defa da karşılaşmıyoruz. Türkiye
1974 Kıbrıs harekatından sonra da yaptırıma tabi tutulmuştu. İşte o yaptırımın ardından bugünkü savunma sanayimizin temellerini atmıştık. Bugünkü yaptırım kararıyla da her alanda küresel liderlik seviyesine çıkacak bir savunma sanayi inşa etme yolunda adımlarımızı hızlandıracağız. Hükümetlerimiz döneminde savunma sanayine verdiğimiz önemin sebebi tam da böyle durumlarda ülkemizin ayakta kalmasını sağlamaktır. Terörle mücadelemizi, sınır ötesi harekatlarımızı, savunma sanayi ürünleri ihracatımızı, yüksek teknolojiye dayalı her türlü araç ve gerecin tasarımını, yazılımını, üretimini kararlılıkla devam ettireceğiz. Sabah gazetesiyle devam etmek istiyorum sevgili seyirciler. Savunma sanayimizi küresel lider yapacağız manşetinde. Başkan Erdoğan, ABD'nin yaptırım kararlarının amacı savunma sanayideki atılımlarımızın önünü keserek bizi bağımlı hale getirmektir. Türkiye'den başka hiçbir ülkeye bu yaptırım uygulanmadı. İlk defa NATO üyesi olarak bize uygulanmakta. Bu karar ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırıdır. Bu nasıl müttefikliktir? Savunma sanayimizi her bakımdan bağımsız hale getirmek için dünkünün iki kat fazlasıyla çalışacağız. Her alanda küresel liderlik seviyesine çıkacak savunma sanayiyi inşa etme yolunda adımlarımızı hızlandıracağız dedi. Sabah ikinci haberde 400 milyon liralık rant vekaleti. İstanbul'un en değerli yeri Ulus'taki yeşil alan müthiş bir kurnazlıkla ranta kurban gitti. 400 milyon TL'lik rant oyunu şu şekilde oynandı. Beşiktaş Ulus'taki 4 dönümlük plansız alan 3 ortak tarafından satın alındı. Araziyi önce Beşiktaş Belediyesi planlı alana çevirdi. Ardından arsanın vekaleti İBB İmar ve Bayındırlık Komisyonu'nun CHP'li üyesi Sabahattin Öztürk'e verildi. Böylece şüpheli arazi İBB meclisinde görüşülmeden önce komisyon üyesine teslim edilmiş oldu. Güneş Teknolojisi Fabrikası'na övgü. Enerji Bakanı Dönmez, Azeri mevkidaşı Şahbazov'la Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nı ziyaret etti. Azeri Başkan, benzersiz bir fabrika dedi. Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Manşette bu yaptırımlar ülkemize saldırı. ABD'nin yaptırım kararı için bu nasıl müttefiklik diyen Erdoğan, yolumuzdan dönmeyiz restini çekti. JATSA müeyyidesine maruz kalan ilk NATO üyesi ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı, bu karar ülkemizin egemenlik haklarına saldırıdır. Türkiye bu tür yaptırımlarla kilitlenme noktasını çoktan geride bıraktı. Her sıkıntı bize çözüm için bir kapı aralayacak dedi. Emekli olmak isteyenlerle ilgili bir haberimiz var. Emekli olmak istiyoruz. Prim borcunu yapılandırıp emekli olmak isteyen Bağkurlu, SGK ile kamu bankaları arasında protokol imzalamadığı için kredi çekemiyor. Borcu sebebiyle sigortalılık süresi doldurulan kişilere yapılandırma kanunu ile prim borçlarını ödeyip sigortalılık süresini yeniden ihya etme imkanı verildi. SGK ile Ziraat Bankası 2 yıl önce kredi protokolünü imzalamıştı. Kredi çekerek borçlarını kapatabiliyordu. Ancak bu protokolün süresi doldu. Bankalar faiz oranını ve 36 ay vadeyi kabul etmediği için yeni protokol imzalanmadı. TESK Genel Başkanı, kredi protokolleri bir an önce güncellenmeli ve mağduriyet giderilmeli dedi. Aşıya güven artıyor sevgili seyirciler. Sağlık Bakanlığı'nın bilgilendirmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Profesör Doktor Aziz Sancar ve ünlülerin mesajları sonrası toplumun COVID-19 aşısına güvenini arttırdı. Aşı olmayacağım diyen çok sayıda kişi kararını değiştirdi. Bu haber ile ilgili VTR'mizi izleyelim. Türkiye'nin koronavirüse karşı sağlık çalışanlarından başlayarak uygulamayı planladığı Çin aşısı için geri sayım başladı. Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre Çin aşısı Türkiye'ye 3 aşamada gelecek.
ilk 3 milyonluk dozun hazır olduğu ancak Çin'de bazı prosedürlerden kaynaklı gecikmenin yaşandığı belirtildi. Önceki gün Çin Dışişleri Bakanlığı'nın aşının Türkiye'ye getirilmesi için onay verdiği öğrenildi. Çin aşısının bu hafta Türk Hava Yolları'yla getirilmesi planlanıyor. Sonrasında aşılar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından testlere tabi tutulacak. Yeni yılla birlikte aşılanma sürecinin başlaması bekleniyor. Türkiye'nin Çin'le yapmış olduğu anlaşma uyarınca Ocak sonuna kadar 40 milyon doz aşının getirilmesi planlanıyor. Şubat'ta ise 10 milyon doz aşının daha gelmesi bekleniyor. Bu zaman aralığında başka ilavelerin de olması gündemde. Erciyes Üniversitesi'nde koronavirüs salgınına karşı geliştirilen ve faz 1 çalışması başarıyla tamamlanan yerli aşı da faz 2'ye geçildi. Chinese vaccines are in late stage trials. Yeni Şafak gazetesi manşetinde elbisesi ile gömdüler. CHP'li belediye cenazeleri ortada bıraktı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde COVID-19'dan vefat edenlerin cenazesi ortada kaldı. CHP'li belediye hizmet vermeyip korsan gazetelerde 4000 lira ücret isteyince YK'nın cenazesi yıkanmadan ve kefenlenmeden ceset torbasında elbisesiyle toprağa verildi. PKK 100 milyon ağaç yaktı. PKK terör örgütü yeşil ve doğayı da hedef alıyor. Teröristlerin Hatay başta olmak üzere çıkardığı yangınlarda milyonlarca ağaç yandı. TBMM'nin bütçe görüşmelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, PKK'nın yok ettiği orman varlığı 10 milyon ağaç. Bu sadece sayabildiklerimiz. Ağaç sevgisi olanlar neredesiniz diye sordu. CHP'deki taciz meclise taşınıyor. CHP'de artan taciz vakalarının meclis araştıracak. Tacize uğrayan kadınların üçü TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile temas kurdu. Komisyon önümüzdeki günlerde mağdurları dinleyecek. Akşam gazetesi yine Sayın Erdoğan'ın açıklamalarına yer vermiş. Bu nasıl müttefiklik? Başkan Erdoğan ABD'nin yaptırım kararlarına tepki gösterirken asıl amaç ülkemizin savunma sanayi adımlarını keserek bizi bağımlı hale getirmektir. Şimdi iki kat fazla çalışacağız dedi. Bir sonraki haber yine PKK ile ilgili. Peşmerge sınırında PKK'yı püskürttü. Suriye'nin kuzeyinden Sincar'a geçmek isteyen terör örgütü PKK militanları kendilerine engel olan İKBY güçlerine ağır silahla saldırdı. Geçen silahlı PKK'ların durdurulduğunu, bunun üzerine bir grup YPG'nin peşmerge kontrol noktasına saldırı düzenlediğini açıkladı. Başkan yardımcısı Serbest Zengin PKK'nın topraklarımıza girmesine izin vermeyeceğiz dedi. Piyasaya güven ve şeffaflık aşısı. Merkez Bankası Başkanı Ağbal 2021 para ve kur politikasını açıkladı. Piyasaların kafasındaki soruları cevapladı. Enflasyonu 2021 sonunda %9.4'e düşürmekte kararlıyız. Hedef 2023'te %5, kur enflasyon için risk. Dalgalı kur devam edecek. Kurların yönünü belirleme amaçlı döviz alım satımı yapmayacağız. Rezervleri artıracağız dedi. Evet, TASK haber ekibinin sizler için hazırladığı VTR'yi izleyelim. Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme, istihdam ve toplumsal refahın ön koşuludur. Merkez bankaları toplumsal refah artışına en büyük katkıyı fiyat istikrarını sağlayarak yaparlar. Bu nedenledir ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kendisine yasayla verilmiş görevi ve temel amacı fiyat istikrarını sağlamaktır. Fiyat istikrarı ekonomik istikrarın ön koşuludur. Fiyat istikrarını kalıcı hale getirdiğimizde verimlilik ve rekabet gücümüz artacak, yatırım, üretim, istihdam artış gösterecek, Türkiye olarak daha fazla uluslararası sermaye yatırımını ülkemize çekmiş olacağız. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası olarak 2021 yılında enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlılıkla uygulayacağız. Enflasyon hedeflemesi rejimi çerçevesinde hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli %5 enflasyon hedefi korundu. Bu hedefe varmada
üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Para politikası duruşumuzu enflasyonun seyri bakımından belirlenen orta vadeli patikayla uyumlu biçimde hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturacağız ve uygulayacağız. 2021 yılı sonu için Ekim enflasyon raporunda öngörülen %9.4 düzeyindeki enflasyon tahmin hedefine ulaşma kararlılığı içindeyiz. Milliyet gazetesi manşetiyle devam edelim. Ankara'da Sincar mesaisi, terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılması süreci çatışmalarla sürerken konu Ankara'da kapsamlı şekilde ele alınıyor. Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin'i ağırlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin PKK'nın Sincar'daki varlığının tamamen sonlandırılması talebini iletti. Irak Başbakanı Kazimi de bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bölgedeki son durumu ele alacak. Bir sonraki haber seyahatlerimizle ilgili. Biliyorsunuz COVID kısıtlamalarında kabin bagajı artık alamıyorduk ama THY'de kabin bagajı serbest. Türk Hava Yolları bugünden itibaren kabin bagajı uygulamasında normale döndü. COVID-19 tedbirleri kapsamında seferlerde yolcuların uçağa kabin bagajlarını almasına bir süredir izin verilmiyordu. Yolcular yanlarında getirdiği tüm bagajları uçak altına verebiliyordu. Sağlık borçları sildirilebilir. İlgili kanunun hayata geçmesiyle 2.787.000 kişi vergi borçlarının yapılandırılması için başvurdu. 20 milyar TL'nin üzerinde borç yapılandırıldı. Sağlık sigortası prim borçları da bu kapsama alındı. Uygulamada borçların silinmesi bile... Posta gazetesi yılbaşı alarmı veriyor. Yılbaşı öncesi piyasadaki sahte içki miktarı patladı. Etil yerine metil alkol içeren dezenfektan ile yapılan içkiler Bursa'da 3 kişiyi öldürdü. 11 kişi de hastanede. Sahte içki son 69 günde 92 can aldı. Uzmanlar içkiyi yasa dışı satış yapan yerlerden almayın. Yılbaşı keyfiniz sizi ölüme götürecek bir geceye dönüşmesin diyor. Emniyet kemeri faciası Düzce'de D100 karayolunun Çilimli sapağında özel bir hastaneye ait ambulans bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka sol kapısı açıldı. Arka koltukta oturan ve emniyet kemeri bağlı olmayan 19 yaşındaki Cansu Gümüş otomobilden fırladı ve olay yerinde yaşamını yitirdi. YouTube'dan Türkiye'ye temsilci sosyal medya yasasıyla Facebook, Instagram, Twitter, YouTube gibi sosyal medya devlerine Türkiye'de ofis açma veya temsilci bildirme zorunluluğu gelmişti. Buna uymayanlara para cezaları kesilmişti. Yasağa uymadığı için iki kere para cezasına çarptırılan YouTube, Türkiye'de temsilci bulunduracağını duyurdu. Takvim gazetesine geçiyorum. Manşetinde egemenliğimize saldırı. Başkan Erdoğan ABD'nin S-400 ile ilgili yaptırım kararına sert çıktı. Bu nasıl bir ittifaktır? Karar egemenlik haklarımıza yönelik saldırıdır. Bir kez daha durmak yok, yola devam ediyoruz. Savunma sanayimizin önünü kesip bizi kendilerine bağımlı hale getirmek istiyorlar. Ama bağımsızlığımız için iki kat fazla çalışacağız dedi. Yılın insanı, evet sizce kim? Tabii ki yine çok çok gurur duyduğumuz Doktor Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci. Financial Times aşıyı bulan Profesör Doktor Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'yi yılın kişisi seçti ve kanseri de onlar bitirecek dedi. Yılın insanından yılın kavgasına geçiyorum. Yine İngiltere'den bir haber. İngiliz halkı COVID aşısı konusunda birbirine girdi. 25 milyon kişi aşı olmayacağını söyledi. İşin aslı bir magazin haberiyle devam ediyorum. Aslı Tandoğan kayınpederinin cenazesinde koronaya yakalandı. Kabusu anlattı. Ben 5, eşim ise 13 gün hastanede yattı. Bu işin şakası yok, ölümden döndük dedi. Evet sevgili Ters TV izleyicileri bugünlük de bu kadar. Yarın yine aynı saatte 10.30'da bir Post Amerika programı ile tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.
Müzik